Biz ilahiyat yıllarındayken hocam, hocalarımız bizi Ürdün'e götürdüler. Şu anda da ilahiyat fakültelerinde biliyorsunuz, hem dil amaçlı hem gezi Evet. amaçlı. Tabii biz Ürdün'e gidince oradan da gönlümüz Kudüs istiyordu. 1997 yılında belli zamana kadar, o yıllardan sonra da işte mümkün mertebe Kudüs'e gidilmesin tarzında bir algı vardı. Çünkü pasaportunuza İsrail damgası vuruluyordu. Ama bu görüldü ki bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi oradakiler de bizi bekliyor. Ve bütün dünya Müslümanları Kudüs'e gittikçe o birliktelik ruhu ortaya çıkıyor. Ve orada o zaman bir sıkıntı daha görmüştük. Biz Kudüs'e gidememiştik o dönemde ama işte o Mescid-i Aksa olarak Kubbetü Sahra'yı biliyorduk. Doğru. Ya biz yakın döneme kadar maalesef hep o sarı kubbeli yeri, yani Evet. Kubbetü Sahra diye bildiğimiz Abdülmelik bin Mervan döneminde yapılan binayı hep Mescid-i Aksa olarak biliyorduk. Oysa ki sonradan öğrendik ki o alan, o tıpkı Hazreti Ömer dönemindeki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki alan gibi o 144 bin metrekarelik alan imiş Mescid-i Aksa. O zaman doğru bilgi, sahih bilgiyle Evet. başlayacak işimiz. Ama ondan sonra da tabii ki o gönül coğrafyamızdaki, o kalbimizin üzerindeki tül gibi olan Kudüs'teki birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. İnşallah. Duyarlılığımız devam edecek. İşte bu toplantılar Ziyaretlerimiz mutlaka devam mutlaka devam edecek. edecek. İnşallah o İnşallah. vesileyle duamızla, ziyaretlerimizle, birlikteliklerimizle İnşallah. Müslümanların o gönül coğrafyasındaki bütün Müslümanların birliği, beraberliği inşallah bize zaferi de getirecek. Yani İnşallah. sefer bizden ama inşallah zafer Rabbimizden. Rabbim o zaferleri de bize gösterecek inşallah. Amin inşallah.